Evet çocuklar, bu videomda size alan nasıl ölçülür onu anlatmaya çalışacağım. Önce konumuza düzlemsel şekillerin alanı nasıl ölçülür onunla başlayalım. Bir düzlemsel şeklin alanı içini kapsayan birim karelerin sayısı kadardır çocuklar. Bir kare bir birim karelik alanı gösteriyor. Bunun yarısı da yarım birim karelik alanı gösteriyor. Bu şeklimizde çocuklar düzlemsel bir şekildir. Bunun alanını bulmak için boyalı birim kareleri sayarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu şeklin alanı çocuklar 9 birim karedir. Yine düzlemsel bir şeklin alanını bulacağız. Yandaki şeklin alanının kaç birim kare olduğunu hesaplayalım. Çocuklar önce tam kareleri sayarız. Kaç tane tam karemiz var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane tam karemiz var. Çocuklar yarım kareleri sayalım. Kaç tane yarım karemiz var? 1, 2, 3, 4. 4 tane de yarım karemiz var. Çocuklar iki yarım kareyi birleştirdiğimizde bir tam kare oluşur. Öyleyse 4 yarım kare 2 tam kareye eşittir. 9 bütün karemiz vardı. 2 de oradan kaldı. Geldi. 11 birim karemiz oldu çocuklar. Evet, bu örnekte de alanın kaç birim kare olduğunu sizler bulun çocuklar. Evet. İkinci sayfamız kare ve dikdörtgenin alanı. Çocuklar karenin alanı karenin içini kaplayan birim karelerin sayısı kadardır. Evet, burada bir kare çizdim. Bakın kaç birim karedir? 1, 2, 3, 4. 4 birim kare burası. 1, 2, 3, 4. 4 birim kare. Karenin bütün kenarları eşit olduğu için hepsi 4 birim karedir. Her satırda 4 birim kare vardır çocuklar. Toplam 4 satır olduğuna göre 4 çarpı 4 16 birim kare vardır. Karenin alanını bulabilmemiz için çocuklar iki kenarını çarpıyoruz. Bir kenarını A dersek karenin alanını bulmak için A çarpı A'dır formülümüz. Karenin alanını bulmak için iki kenarı çarpılır. Karenin bir kenarı 4 birimdir çocuklar. Bu örnekteki karenin alanını bulmak için diğer kenarı da 4'tür. 4 çarpı 4 16 birim kare olarak buluruz. Gelelim dikdörtgenin alanına çocuklar. Dikdörtgenin içini kaplayan birim karelerin sayısı kadardır alanı. Evet, buraya bir dikdörtgen çizdim ve içlerini boyadım çocuklar. Bakın, kaç tane sütunumuz var? Kaç tane satırımız var? Sayacağız çocuklar. Bakın, her satırda 3 tane kare var. Yani 3 birim karemiz var. 5 tane de satır var çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5. 3 çarpı 5, 15 birim karedir dikdörtgenin alanı. Dikdörtgenin alanını bulmak için çocuklar kısa kenarına B dedim, uzun kenarına A dedim. Kısa ve uzun kenarını çarpıyoruz çocuklar. Her sütunda 5 birim kare vardır. Bakın sütun ve 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim kare. Toplam 3 sütun olduğuna göre 5 çarpı 3, 15 birim kare vardır çocuklar. Dikdörtgenin alanını bulmak için bir kısa kenarının uzunluğu ile bir uzun kenarının uzunluğu çarpılır. Kısa kenar uzunluğu çocuklar 3 birim, uzun kenar uzunluğu 5 birim. Dikdörtgenin alanını bulmak için 3 çarpı 5, 15 birim kare olarak buluyoruz çocuklar. Evet, gelelim örneklerimize. Örneklerle devam ediyoruz çocuklar. Aşağıdaki kare ve dikdörtgenlerin alanlarının kaç birim kare olduğunu bulalım. Evet çocuklar, buraya bir kare çizdim. Karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Bir kenarını 12 birim olarak verdim ve sizden ne istiyorum? Karenin alanını bulmanızı istiyorum. Karenin alanını bulmak için çocuklar iki kenarını birbiriyle çarpıyoruz. A çarpı A. Bir kenarına A dediğimizde A çarpı A
A'yı verdim 12 birim. 12 ile 12'yi çarpıyorum ve karenin alanını buluyorum çocuklar. Yine bir kare örneği ile devam ediyoruz. Yine burada bir kare çizdim. Bir kenarını 6 birim olarak verdim. Karenin bütün kenarları eşit olduğu için diğer kenarı da 6'dır. Biz alanını bulmak için çocuklar karenin iki kenarını çarpıyoruz. 6 çarpı 6, 36 birim karedir bu karenin alanı çocuklar. Gelelim dikdörtgenlere. Bir dikdörtgen çizdim çocuklar. Kısa kenarını 4 birim, uzun kenarını 10 birim verdim ve alanını soruyorum. Dikdörtgende ne yapıyorduk çocuklar alanı bulmak için? Kısa ve uzun kenarını çarpıyorduk. Evet, uzun kenarı 10, kısa kenarı 4 çarptım ve 40 olarak buldum. Yine bir dikdörtgenle devam ediyorum çocuklar. Dikdörtgenin uzun kenarını 14 birim vermişim. Kısa kenarını 8 birim vermişim. Alanını soruyordum. Yine uzun ve kısa kenarını çarparak buluyorum. 112 birim kare çocuklar. Evet, karşınıza bu konuyla ilgili çıkabilecek problem örneklerinden yaptım çocuklar. Evet, birinci problemle başlayalım. Aşağıdaki dikdörtgen birbirine eş karelere ayrılmıştır. Boyalı bölgenin alanı 11 birim karedir. Boyalı olmayan bölgenin alanının kaç birim kare olduğunu bulalım çocuklar. Diyor ki boyalı bölgenin alanı 11. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet. Dikdörtgenin alanını bulalım o zaman önce. Kaç birim kare olduğunu. Onu da bulabilmemiz için çocuklar uzunluklarını vermiş. Kısa kenarı 6, uzun kenarı 7 vermiş. Biz hemen dikdörtgenimizin alanını bulalım. 6 kere 7, 42. Zaten boyalı bölgenin alanını da vermişti 11. Geriye kalan boyasız alanı sorduğu için dikdörtgenin alanından boyalı alanı çıkarıyoruz çocuklar. 42'den 11'i çıkardım. 31 birim karedir boyasız alan çocuklar. Evet, devam ediyoruz diğer problemlerimizle. Evet, çevresi 52 birim olan kare şeklindeki bir odanın alanı kaç birim karedir çocuklar? Evet, bir kare çizdim. Karenin çevresini vermiş ama bizden alanını istiyor. Çocuklar, karenin alanını bulabilmem için önce karenin bir kenar uzunluğunu bilmem lazım. Bir kenar uzunluğunu bulabilmem için karenin çevresinden faydalanacağım. Karenin bütün kenarları birbirine eşit olduğu için çevreyi dörde böldüğümde karenin bir kenar uzunluğunu bulurum. Evet. 4'e böldüm ve 13. Karenin bir kenar uzunluğu 13. Artık işim kolaylaştı. Alanı bulabilirim çocuklar. Neydi karenin alanı? A çarpı A, yani iki kenar uzunluğunu çarpacağız. 13 ile 13'ü çarptım. 169 birim kare çocuklar. Karenin alanı. Üçüncü problemimiz. Çevresi 30 birim, kısa kenarı 4 birim olan dikdörtgenin alanı kaç birim karedir? Evet çocuklar, dikdörtgenin alanını nasıl buluyorduk? Uzun kenarıyla kısa kenarını çarpıyorduk. Ama burada bize kısa kenarını vermiş, uzun kenarını bizim bulmamız isteniyor. Evet, nasıl bulacaktık uzun kenarını çocuklar? Çevre uzunluğunu biliyorum. İki kısa kenarı olduğu için önce 4 ile 2'yi çarptım. 8. Kısa kenarlarını çevreden çıkardım. 30'dan 8'i çıkardım. 22. 2 uzun kenarın uzunluğudur. 2'ye böldüğümde 1 uzun kenarımız 11 çocuklar. Evet, artık dikdörtgenin alanını bulabilirim. Neydi bir kenarımız? 11. Diğer kenarımız neydi? 4 kısa kenarımız. 11 ile 4'ü çarptığımda dikdörtgenimizin alanını 44 olarak buldum çocuklar. Evet, diğer problemimizle devam ediyoruz. Bir dikdörtgenin uzun kenarı 12 santim, kısa kenarı 4 santimdir. Bir kenarı 7 santim olan karenin alanı ile dikdörtgenin alanının farkı kaçtır diyor. Evet, önce dikdörtgenimizin alanını bulalım. Uzun kenarı da vermiş, kısa kenarı da vermiş. Çok kolay. Alanı bulmak için uzun kenarla kısa kenarı çarptım. Dikdörtgenimizin alanı 48 birim kare. Gelelim karenin alanına. Karenin de bir kenarını vermiş 7.
Diğer kenarları da 7'dir. Karenin alanını bulmak için iki kenarını çarpıyoruz. 7 kere 7, 49. Evet, bize ikisinin farkını sorduğu için çocuklar 49'dan 48'i çıkarıyorum. Aradaki fark 1 çocuklar. Teşekkür ediyorum.